oturum var burada. Cezbetmişiz yani. Yani ne diyorsunuz? Bence en popüler bizim ki. Sayemizde. Öyle diyebilirim. Çok efendim, tamamen sizin sayeniz. Şu yaka kartınızı çıkartırsanız hani çarpmasın şey yaptığı için. Çok teşekkür ederim. Nereden? Çekiniz var. Tamam. Sağ çekiniz var. Açık bu mı? Bu gazlı değil mi? Bir sese bakalım. Şey doğal gaz. LNG sıkıştırılmış doğal gaz. Açık mı? İnovatif. Tabii bunun ülkenin kaynağına göre çözüm üretmek gerekiyor. Efendim merhabalar. Şimdi ben şöyle biraz kendime yaklaştırayım zannediyorum. Daha rahat duyulacağım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Teveccühünüz için özellikle teşekkür ederiz. Ben bütün panelistler adına da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir katılım. Çok teşekkürler. Zaten sabahtan bu yana müthiş bir şekilde ilerliyor kalite kongresi. Çok güzel konuşmalar dinledik sabahleyinde. Bugün de burada şimdi bu oturumumuzda fark yaratmak kalite kongremizin bu seneki ana teması. Orada değişimin yönetimini fark yaratmaya bir de değişimin yönetimi açısından bakmaya çalışacağız. Çok değerli iki konuşmacımız var. Birazdan her biri gerçekten değişimin yönetimi adına çok önemli örnekler olan kendi deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. Aslında doğrusu böyle bir kitlenin huzurunda ben de çalışmakta olduğum yayın yönetmeni olarak görev yaptığım Dünya Gazetesi'nin fark yaratma konusundaki yaklaşımlarını Nezih Demirkent'in belki herkes İstanbul'la ilgilenirken Anadolu'ya yönelen o olağanüstü modelini, fark yaratan modelini sizlerle paylaşmak isterdim. Ama belki bir başka sefere vaktimiz de sınırlı. Dediğim gibi çok da güzel iki örneği dinliyor olacağız. Şöyle yapmak istedik hem Nisan Hanım'la hem Nuri Bey'le konuşurken. Nisan Hanım'ın kısa bir sunumu olacak başlangıçtan. Sonra panelimize devam edeceğiz. Nuri Bey'le devam edeceğiz. Ama kısa tutmaya çalışacağız. Ve esas olarak bu muhteşem salondan interaktif bir katılım bekleyeceğiz. Sizlerin sorularıyla, sizlerin katkılarıyla panelimizi sonuçlandırmak istiyoruz. Efendim ben sayın konuşmacıların da iznini alarak çok fazla özgeçmişlere de girmeden, çünkü her ikisi de zaten iyi tanınan kişiler, hemen konuşmalara geçmek istiyorum. İlk önce sayın Nilsen, doçent doktor Nilsen Altıntaş'ı kürsüye davet edeceğim. Kendisi zaten biliyoruz hep beraber ama yine de nottan bakarak söyleyeyim. Türkiye Ekonomi Bankası İnsan Kaynakları
ve iletişim den sorumlu genel müdür yardımcısı. Efendim önce sizle başlayalım. Buyurun, sizi önce kürsüye alalım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli konuklarımız. Bugün gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Çünkü biz bu geçirdiğimiz değişim sürecinden sonra ilk kez TEP olarak bu süreçle ilgili bir sunum yapıyoruz. Onun için biraz da özellikle genç arkadaşlarımızın belki ellerinde de bir bilgi sunum olmasını arzu ettiklerini düşünerek bir sunum hazırladım. Olabildiğince hızlı ve kısa geçeceğim. Başkanımızın da söylediği gibi karşılıklı sorularınız olursa daha ayrıntılı bir şekilde şey yapacağım, yanıtlayacağım. Umarım bunu bana göstermediniz ama nasıl ilerliyor slaytlar? Evet, böyle herhalde. Evet. Şimdi biliyorsunuz artık dünyada ve ülkemizde birçok değişimler yaşanıyor. Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, organizasyonel gelişmeler, birleşmeler, devralmalar, elektronik ticaret, dijital platformlarda olan inanılmaz gelişmeler, özelleştirmeler. Sonunda dünya değişiyor, ülkemiz değişiyor, biz değişiyoruz. Dolayısıyla büyük bir rekabet içinde olan tüm kurumların bu rekabet ortamında sürdürülebilir bir karlılığa, başarıya ulaşabilmesi için bu değişime ayak uydurabilmesi gerekiyor. Yani bütün bu değişimler iş dünyasını dönüştürüyor ve tüm kurumlar, kuruluşlar ve bizler kişisel olarak bu değişimlere ayak uyduramıyorsak yok olmaya mahkum oluyoruz. Aslında doğada da bunun çok güzel örnekleri var. Örneğin kartallar, bilmiyorum hiç izlediniz mi veya bu konuda mutlaka aranızdan bilgisi olan arkadaşlarım vardır. Kartal, kuş türleri içinde en uzun yaşayan canlılar. 70 yıla kadar yaşayabilenleri var. Ancak kartallar bu yaşa ulaşabilmek için bir değişimden geçmeleri gerekiyor. 40 yaşlarına geldiklerinde çok ciddi ve zor bir kararı vermek zorunda kalıyor kartallar. Çünkü artık 40 yaşında pençeleri sertleşiyor, esnekliğini kaybediyor. Bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp şey yapacağı şeylerini, yetkinliklerini kaybediyor. Artık o avlarını tutamaz hale geliyor. Gagası uzunlaşıyor, göğsüne doğru kıvrılıyor gaga, kanatları yaşlanıyor, ağırlaşıyor, tüyleri kartlaşıyor. Artık kartalın uçması iyice zorlaşıyor. İşte burada kartalın önünde iki seçim var. Ya değişecek, tabiatın bu zorlu şartlarına, bu rekabete karşı kendi de değişecek. Ya da ve de daha uzun yaşayacak ya da ölümü tercih edecek. Ancak bu seçeneklerden biri çok da kolay bir seçenek değil. Oldukça zorlayıcı, acılı, zor bir süreç. Ne yapması gerekiyor? 150 gün sürecek bir süreç bu. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine, ücra bir kova, ücra bir tepeye gidiyor, bir kayaya, kaya olan bir yere gidiyor ve artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasını yapıyor. Ve bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sürekli olarak kayaya vurarak gagasını kırıyor ve bir süre sonra da gagasının çıkmasını bekliyor. Yani gagasını tamamen kaybediyor, tekrar yeni gagasının çıkmasını bekliyor. Gagası çıktıktan sonra bu sefer pençelerini yoluyor aynı şekilde, söküyor, çıkarıyor. Bu kez pençelerinin çıkmasını bekliyor. Arkadan da yeni pençeleriyle tüylerini tamamen yoluyor ve daha sonra da yepyeni tüyleri, güçlü gagası, pençeleriyle doğanın zor koşullarını hazır ve daha en az bir 30 yıl daha hayatını devam ettirebileceği bu değişim şartlarına kendini hazırlıyor. Görüyorsunuz doğada da bu değişime, bu zorlu şartlara ayak uyduramayanlar ölmeye mahkum. Ama bu değişim de her zaman için çok kolay olmuyor. Zorlu, sancılı ama sonunda da size farklılık getirecek bir süreç.
Değişime dolayısıyla uymamız gerekli. Ne diyor Darwin? Ne en güçlü olan ne de en zeki olanlar. Sadece değişime en iyi uyum sağlayan türler hayatta kalır. İşte iş hayatında, rekabette de bu. Yalnız tabii ki bu değişim insanların üzerinde ciddi bir psikolojik etkiye sebep oluyor. Endişelenler için tehdit unsuru oluyor. Çünkü işleri daha kötüleşebiliyor. Bir grup böyle düşünüyor. Umut dolu insanlar için cesaret verici oluyor. Çünkü işleri daha iyi hale gelebiliyor. Kendine güvenenler için ise ilham verici oluyor. Çünkü çok daha işlerini başka noktalara götürerek ama kendini zorlayarak çok yeni fırsatlara yelken açabiliyor. İşte bu değişim yönetiminde kritik başarı alanları var. Bir kere çok iyi bir planlama ve sürekli planlama süreci gerektiriyor. Her şeyin çok iyi planlanması gerekiyor. Buna göre aksiyon reaksiyonların iyi belirlenmesi gerekiyor. Çok etkin bir şekilde iletişim yapılması gerekiyor ve sonunda da sahiplenmenin sağlanması gerekiyor. İşte bunlar birbirini tamamlayan bir halka olarak gidiyor. Ama bence değişimin en tılsımlı sözcüğü güven. Eğer kurumdaki çalışanlar ve bu değişimin içindeki tüm şeyler, paydaşlar bu güven duygusunu hissetmediği takdirde o değişimin başarılı olması mümkün değil. Neler değişiyor? Yöneticiniz değişebiliyor, ekip arkadaşlarınız değişebiliyor, çalışma lokasyonunuz değişebiliyor, süreçleriniz, sistemleriniz, organizasyon, görevleriniz, her şey değişiyor. Ve de her şeyden önemlisi kültür değişiyor. Kültürün de bu yeni yapıya uyum sağlaması gerekiyor. Ve bu da alıştığımız iş ortamının ve iş yapma biçimlerinin değişmesine kadar gidiyor. İşte biz de birleşme öncesi birbirine çok benzeyen iki kurumduk. Aşağı yukarı çalışan sayıları birbirine çok benzer. Yani iki eşit büyüklüğün birleşmesi şeklindeydi. Birbirine rekabetçi, aşağı yukarı aynı alanlarda faaliyet gösteren iki kurumduk. Ve farklı kültürlerden geliyorduk. Zorlu bir süreçti. Uzun bir due diligence dönemi geçirdik. Sonra birbirimize evlenme teklif ettik. Entegrasyonumuz başladı. Ve sonunda çok şükür bizce başarılı bulduğumuz bir süreci tamamladık. Ve sonunda 21 Mart'ta da yeni TEB'in lansmanını yaptık. Burada değişim evrelerine baktığımızda bu evreleri aynen biz de geçirdik. Yani tüm çalışanlarımızda önce üzüntü, öfke, daha sonra yeni ortamı keşfetme, daha sonra da buna mutabakat sağlayıp hep birlikte el ele kol kola yeni hedeflere odaklanma. Dolayısıyla burada da bütün çalışanlarımız bu evreleri geçiyor. Bunların ayrıntısına girmek istemiyorum. Arzu edenler sunumdan alabilirler. Şimdi burada ne yaptık? Bir değişim yönetimi platformu oluşturduk. Özellikle insan kaynakları ve iletişim açısından değişimi yönetmek için gerçekleştirilecek tüm kilit proje ve programların kültürel, davranışsal ve iletişim cephelerini takip edebileceğimiz bir platform oluşturduk. Bu platformun altında tabii süreçlerden gelen değişiklikler var, teknolojik sistemler ve altyapıdan gelenler var, organizasyonel konulardan gelenler var. Bir de tabii ki bu değişimi etkin olarak yönetebilmek adına farklılık yaratacak projelerden gelen değişimler var. Bütün bu genel şeye baktığımızda kilit nokta şuydu, bir kere kurumun çalışanlarının ortak bir hedefe, ortak bir vizyona odaklandırılması, yeni kültür ve değerlerin etkin bir şekilde iletilmesi ve sahiplenilmesi, bunun arkasında özellikle yetenek yönetimi, müşteri deneyiminde mükemmellik ve inovasyon yönetimi ile farklılık yaratacak alanların tüm yeni yapıda entegre edilmesi ve geliştirilmesiydi. Buna bağlı olarak elbette bir yan eğitimler, ancak bu döneme özgün yapılandırılmış bize özgün eğitimler, değişim liderliği gibi, koçluk kültürü gibi, etkin satış yönetimi, performans yönetimi, teknik eğitimler gibi eğitimler bunları şey yaptı. Ama özellikle de çalışanlarımızla ilgili iç iletişim ve algı yönetimi çok önemliydi. Biz bilincinin yaratılması, yönetime güven konusunda yaptığımız faaliyetler, takdir ve ödüllendirmeler ve sosyal aktivitelerde kol kola geldi. Ayrıca tabii her iş kolu ve destek birimleri içinde özel projeler geliştirdik. Sonuç olarak bu değişime katkı sağlayan en temel altı konuyu çalışanlarımızın sesini iyi dinleme,
katılım ve bağlılığı arttırma, çalışanlarınızı ortak bir hedefe yönlendirme, açık, etkin ve dürüst bir iletişim yapma, yoğun teknik eğitimlerle sistemi destekleme ve başarının kutlanması ve takdir edilmesi diye özetledik. Ve tabii ki bunu da etkin bir değişim yönetimi programıyla bütünleştirdik. Bütün bunlar için kültür anketleri yaptık, çalışan memnuniyeti anketleri yaptık, müşteri deneyim anketleri yaptık. Buradan çıkan çıktıları tüm çalışanlarımızla, yöneticilerimizle paylaştık. Üst yönetimin, tüm çalışanlarımızın, sahanın sesini dinledik. Buna göre ayrı ayrı programlar yaptık. Yetenek yönetimi ile ilgili ayrı çalışmalar, inovasyon yönetimi öyle, performans yönetimi, müşteri deneyimi, insan kaynakları ile ilgili İK yollarda dediğimiz, İK yanınızda yollarda dediğimiz programlar geliştirdik. Üst yönetimle yakın ilişkileri sağlayacak özel toplantılar, kahvaltı saatleri, çeşitli bir araya gelecek toplantılar yaptık. İletişim elçilerimiz oldu. Bu arkadaşlarımız son derece değişimi sahiplendiler ve bütün kurumun geneline buna etkin bir şekilde yayılmasını sağladılar ve çeşitli yayınlarla da bu süreci destekledik. Ve sonunda bütün bunların sonucunda gerçekten çok ayrıntılı eğitimler, workshoplar yapıldı ve hepsi dediğim gibi yine bu şeye özgün, özeldi. Hepsinin kendi içinde farklılık yaratan uygulamaları vardı. Amacımız ortak hedefe kilitlenmek, ortak bir kültür yaratmaya çalışmaktı bütün bu programların sonunda. Tabii ki başarının takdir edilmesi, kutlanması da çok önemliydi. Sadece rakamlarla çok kısa gittiğimizde bütün üst yönetim atamalarında tarafsız bir danışmanlık kuruluşundan assessmentlar yaptırttık ve herkesin katılımıyla birlikte bu seçimleri yaptık. Öyle ki bir önceki Exportis'in genel müdürü dahil herkes birlikte %99.9 mutabakatla biz bu nominasyonları yaptık dediler. İnsan kaynakları yönetmeliğini bütün grup için harmonize ettik. 10.200 çalışana tek tek gönderdik, tek tek imzalattık, tek tek onaylattık. Performans karnelerini, prim sistemlerini gördüğünüz gibi rakamlar çok yüksek. 3.700 performans karnesi yeniden revize oldu. Prim sistemleri 6.300 kişi için tekrardan yapıldı. Yanaklar tamamen bu konuda tarafsız danışmanlık kuruluşlarından görüşler alarak yapıldı. Ünvan eşleştirme ve düzenlemeleri benzer şekilde yapıldı. Bir mobilite merkezi kuruldu. İçerideki kaynaklarımızın %35'i bu şekilde içeride farklı ünvanlar, farklı görevlerde geliştirilerek yerleştirildi. Ve böylece minimum kaybı sağlamaya çalıştık. Son bir şeyimizle, filmimizle konuşmamı bitirmek istiyorum. Sorularınız olduğunda bunların ayrıntısına gireceğim. Thank you.
gerekirken biz olarak, tek bir kurum olarak, aynı çatı altında 10.200 kişi o gün Yenitep Yeni Hayat diye hep birlikte seslendik. Yeni bir kurumun üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduk. Ben de bunları sizinle paylaşmaktan çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Sayın hocam, biz de çok teşekkür ederiz. Hocam diyorum, tabii siz aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde galiba yüksek lisans programında strateji, stratejik planlama ve yönetim, stratejik planning and yönetim management dersi veriyorum. Dersleri de veriyorsunuz. Şöyle bir şey sormama müsaade eder misiniz? Gerçekten etkileyici bir sunum. Bu özellikle son bölümde gösterdiğiniz hani havai fişeklerle gerçekten kaynaşmış bir grup görünümü de var. Ama belki biraz da sizin anlattığınız kartal hikayesinden de etkilendim. Anlaşılan TEP, evet, BNP Paribas ve Fortis Bank birleşmesi anlaşılan aynı zamanda zorlu bir değişim yolculuğu olmuş. Kesinlikle. Öyle görülüyor. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Gerçekten sizi en çok zorlayan konu hangisi oldu? Yani zannediyorum çalışanlarla, siz de pek çok vurgu yaptınız ama çalışanlarla olan ilişki, aynı zamanda belki bir personel azaltması yoluna gitmek de durumunda kalındı. Bu noktada sizi en çok zorlayan neydi ve bunu çözmek için gerçekten fark yarattık dediğiniz çözüm de neydi? Onu sizden öğrenmek istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii ki kolay bir süreç değildi. Özellikle böyle durumlarda özellikle eğriyi gösterdim. Tüm birleşmelerde yaşanan eğrinin bütün aşamalarından geçtik. Yani bu eğrinin ne kadar doğru bir eğri olduğunu biz de kendimiz yaşayarak aynen yaşadık bunları. Şimdi burada bizim gördüğümüz şey tabii bu belirsizlik ortamı, insan kaynaklarımız üzerine, yani tüm çalışanlarımız üzerinde son derece endişe yaratan bir ortam oluyor. Yani bunun yönetimi, algı yönetimi ve iletişim bence bunun en zor bacağı oldu burada. Çünkü bir şeyleri çok doğru yaptığınızı da bilseniz, bütün çalışanlarınızın lehine yaptığınızı da şey yapsanız, bunu iyi bir şekilde sunup, iyi bir şekilde anlatıp çalışanlarınıza dokunamadığınız takdirde bunun yönetiminin çok zor olduğunu görüyoruz. Burada gerçekten biz çok emek sarf ettik. Yalnız önce şeyi anlatayım. Direkt bir eleman tensikatına gitmedik. Evet. Bunu da duymamışsınızdır eminim. Bunu ne yaptık? Bence burada çok güzel bir şey yaptık Hakan Bey. Şeyin başından itibaren birleşme imza atıldı. Due diligence biter, şey bitti. Biz alımları durdurduk. İki tarafta da durdurduk. Yani Fortis'te de alımları durdurduk. TEP'te de durdurduk. Biliyorsunuz finans sektörünün aşağı yukarı çalışan devir oranı %10'dur. Bunu bütün insan kaynaklarında görevli arkadaşlarım bilir. Dolayısıyla doğal şeye bıraktık. Çalışan devir hızına bıraktık. Onun için orada da bir tür belki darwinizm mi? Evet, orada bir mobilite merkezinden söz ettim. Bence o çok farklı gösteren bir uygulamaydı. Dolayısıyla bu içerideki mobilite merkezinde biz ilgili gruplardan bu konuda yetkin arkadaşlarımızla bir platform oluşturduk. Ve her ayrılan arkadaşımızın yerine içeriden yerleşme yaptık. 1950 görev önerisi yapmışız. Bugün gelirken çıkardım. Tabii bunlardan her arkadaşımızı mutlu ettik mi? Hayır. Yani ben böyle size çok pembe bir tablo gibi değil, son derece realistik konuşmak istiyorum. Ama bazı arkadaşlarımız var. Ben hakikaten bunu tavsiye ediyorum herkese. Böyle dönüşüm, değişim, birleşme dönemleri kendine güvenen arkadaşlar için çok büyük bir fırsat. Yani o anda ne önerilirse önerilsin. Ya ben bunu yaparım, burada da kendimi gösteririm, zamanla da beni herkes tanır, performansımı da görür dediği anda zaten kazanan o oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama yok, ben zaten bunu yapıyordum, bu benim için aşağı mıyım mı, yukarı mı çıkma, terfi mi, şey mi derken buna takılıp gitmeye başladıkları anda da kaybetme başlıyor. Bütün olayın şeyi bu. Dolayısıyla biz her arkadaşımıza gerçekten bir görev önerisiyle gittik. Boşalan her kadroyu kesinlikle içeriden tamamlamak üzere, yani kesin talimat verildi. Biz zaten insan kaynakları olarak
onun dışında bir şey yapmadık. Dışarıdan almak değil ama tabii ki şöyle olabilir. Çok kritik bir pozisyon, çok özel bir uzmanlık alanı ve içeriden hiç kimse yok. Tabii ki çok o tür kadrolar için sayılıdır ama emin olun. Kesinlikle yapmadık ve bunun bizim için çok zor oldu yönetmesi. Ama bence olayın bütün sihri de burada oldu. Dediğim gibi bundan çok mutlu olan arkadaşlarımız var ama tabii ki ben bu görevi istemiyorum diyen ayrılan arkadaşlarımız da oldu. Ona da yapacak bir şey yok. Yani böyle bir birleşme için bu kadar alanları birbirine yakın, bu kadar faaliyet alanları sayıları her şeyle yakın iki kurumun birleşmesi açısından bence minimum hasarla bunu geçtik. Peki gerçekten vaka olarak belki de bilmiyorum daha sonra üniversitelerde de bir çalışma olarak ele alınabilir. Gerçekten vaka olarak öğretici pek çok dersi içerdiğini söylemek mümkün. Çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum salondan da size sorular olacaktır. Ama müsaadenizle önce ben Sayın Nuri Ota'ya döneyim. Çünkü onların da gerçekten yaptıkları önemli bir değişim yönetimini de gerektiriyor. Bir artık bütün dünyaya diyeceğim. Değil mi? Siz rakamları verirsiniz ama ihracat yapan bir şirket haline dönüştü Ford Otosan bu süreç içerisinde. Bu arada siz de hocam gibi aynı zamanda Boğaziçi'lisiniz değil mi? Biz neredeyse evet, aynı dönem bir yıl arayla evet Nuri Bey'le şimdi onu keşfettik yan yana gelince. Ama siz herhalde çalışkan mısınız? Ben de Boğaziçi'liyim ama ikinizi de oradan bilmiyorum. Yok siz bence bizden genç olabilirsiniz Hakan Bey. Kendinize haksızlık etmeyin. Peki efendim. O zaman Nuri Bey sizden de isterseniz bu süreçteki deneyimi dinleyelim. Değişim yönetiminde hangi araçları kullandığınızı, nasıl fark yarattığınızı, o süreci biraz sizden öğrenmeye çalışalım. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2001'de herhalde değil mi Kocaeli fabrikası kurulduğunda siz oranın fabrika müdürüydünüz. Öyle hatırlıyorum ben sizi. İlk ekonomi gazeteciliği bir ekonomi gazetecisi olarak sizle ilk o zaman karşılaşmıştık, sohbet etmiştik. O süreçten bu yana gerçekten o Türkiye açısından da ihracat bakımından çok hızlı gelişen bir süreç. Pek çok ilkin yaşandığı bir süreç. Onu bir dinleyelim. İsterseniz daha sonra yine sohbete devam edelim. Peki. Zaten şöyle bakmak lazım. Biz Türkiye'nin otomotiv sesim iyi geliyor mu? Şimdi daha mı? Şimdi daha iyi. Tamam. O zaman ben en iyisi bunu elde tutayım. Evet, ben de çözümü öyle buldum. Otomotiv sektörünün biliyorsunuz kurucusu bir şirketiz. 1959'da Türkiye'de otomotiv sektörünün o günkü deyişle montajcı olarak üretime başlaması var ve bu işte 50 yılı aşan bir süre. Bu süreyi değişimi anlatmadan evvel önce biraz sayılarla ben size anlatayım ki değişimin hani sayısal olarak nereden nereye olduğunu görelim, sonra da nasıl olduğunu irdeleyelim. Biraz Kartal'ın hikayesine benziyor bizimki de. Bu sürecin ilk 40 yılı diye alırsanız, ilk başlangıç 40 yılını, tabii hiç yoktan var etmek son derece takdir edilecek ve işin belki de daha zor kısmı. Ama 40 yılda şirketin geldiği boyut değişen ekonomik koşullara göre o gün için globallik mevzubahis değil, sadece Türkiye pazarına göre üretim yapan bir şirket. Benzer tüm yan sanayileri de aşağı yukarı benzer şekilde iç pazarla birlikte yatıyor, iç pazarla birlikte kalkıyor. İşte kitap fırlatılıyor, yarı yarıya üretim düşüyor. Bir yandan farklı bir olay, turist akımı artıyor. O yıl parça yetiştirilemiyor. İşte bizim yan sanayicilerimizi de görüyorum burada. Hep birlikte koşturup oradan buradan parça yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir kendi kendine mutlu yaşayan bir ortamda işte yıllık 25 bin ile 40 bin mertebeleri arasında ortalama diyelim ki 30 binlik bir üretim yapan zaten çok büyük bir ithalatı mevzubahisi olmayan bir yapıda bir şirket Ford Otosan. Birçok ilkin
sahibi. Bugün üstünde bir sürü konuşma geçen işte marka deniyor. Anadolu markasının sahibi Ford Otosan. İlk kamyonu yapmış, ilk otomobili yapmış, ilk fabrikayı kurmuş. Yani ilklerinin sonu yok. Çünkü sektöre ilk girmiş. Rahmetli Vehbi Bey'in ileriye bakışıyla girmiş bir şirket. Şimdi bu 30 binlik şirket üretim olarak baktığınızda nasıl 300 binlik şirket oldu? Nasıl 2 yıl sonra 400 bin olacağım diyor. Bu çıkışı nasıl yaptı? Bir değişim var. Doğru. Buradaki değişim işte Kartal'ın 40. yılındaki tırnaklarını bilemesi gibi Ford Otosan'da da bir değişim var. Buradaki fark vizyonun ortasına bir kere lokali değil globali koymak. Birinci temel vizyonda yapılan değişiklik. Artık biz global bir şirket olmalıyız. Ondan sonra da bunun yöntemleri, çareleri, formülleri nelerdir? Bu yönde hareket. Şimdi sektörü de şöyle bir düşünelim. Sektör nereden nereye geliyor? Buradaki salondakilerin belki bir bölümünün hatırlayacağı Türkiye'nin Avrupa Birliği ekonomik bölgesine üyeliğiyle birlikte bir anda çıngar çıktı ülkede. Sektörler gazetelerde boy boy yazılmaya başladı. En başta batacak sektörlerin başında otomotiv yazıyor. İşte yükseleceklerde de hatırladığım kadarıyla tekstil, turizm vesaire falan böyle bir finansal piyasa analizi var. Kondu. Tabii biz bu gazeteleri biz de okuyoruz şimdi. Otomotiv şirketinde çalışan mühendisleriz. Şimdi bu bizi samimi söylüyorum kamçıladı. Şimdi bundan yaşanmaz. Değiştirmek lazım. Nasıl değiştirmek lazım? Demek ki bizim de dönüp artık müşteriyi global müşteri olarak ve işte stratejimizin ortasına koyalım. Hani nasıl bir evvelki Nisan Hanım'ın örneğinde onların değişiminin gereği ilk önce çalışanı koyarak gidiyorlar. Çalışan zaten bizim gibi 40 yıllık şirketin içinde belli güveni çalışan için her şeyin olduğunu elde etmiş ama bir farklılık var. Değişen dünyada rekabet için önce müşteriyi bizim koymamız lazım. Çünkü biz ürün de satıyoruz. Bizim açımızdan müşteri çok önemli. Bir kere ortasına müşteriyi koyduk. Müşteriyi koyduktan sonra bunun üzerine vizyonumuzu bina ettiğimizde bu tariflediğimiz Türkiye'nin bir kere bir elde edilebilecek başarılarda en yukarıya çıkaracak yolu açmak lazım. Biz o nedenle vizyonun ortasına ticari vasıtayı koyduk. Bunu koymamızın da bir nedeni vardı. Çünkü sektörleri birbirine oranlayıp bakarsanız otomobilde global olarak bir liderlik, büyüklük elde etmek için milyonlarca üretmeniz gerekiyor. Şimdi bunu daha 30 binlik 40 binlik bir şirketken böyle bir hedefin konması mümkün değil. Ulaşılabilir ne? Birkaç yüz binlik, 150 binin üstünde üretim yaptığınızda ise siz global seviyede bir ticari vasıta üreticisi olabiliyorsunuz. İlk olarak şirket bu 150 bin hedefli modeli koyuyor. Bunu yaparken de tabii yine bu stratejiye ulaşmakta muhakkak iş çalışma ve ortaklık stratejisini de geliştirmek gerekiyor. Burada da temel değişim o güne kadar işte tabiri caizse 50 yılın ilk 40 yılı veya 35 yılı flört ederek sonraki 5 yılı düşük oranlı ortaklık Ford'la diyelim ona da nişanlılık. Ondan sonra 1997 yılında da eşit ortaklık evlilik geliyor. Şimdi bu süreci de yönetip çünkü böyle bir büyümeyi ancak kazan kazan modeliyle yapmak mümkün. Siz global olarak büyüyecekseniz muhakkak kazan kazan modelini koymanız gerekiyor. Kazan kazan modeliyle Ford'la olan ilişkiyi, ortaklığı şirketi Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi konumuna getirecek adımların çerçevesini çizerek koymuş oluyoruz. Şimdi bunun tabii kademe kademe detaylarına
da girmek gerekecek. Bunu yaparken dediğim gibi hep müşteri önde ve her metrik, ister bu çalışanın yıl içindeki performansında notunun ne olacağı ve onun maaş artışına linklenmesi veyahut da şirketin üretim hattından inen aracın kaliteyle ilgili görsel veya fiziksel kaliteyle ilgili ölçümlemeleri. Her şeyleri nümerik ve metrik değerler üstüne oturtup ve her konuyu, şirketteki her konuyu ölçülebilir yapmak. Bu temel değişimlerden bir tanesi oldu. Ve bu değişimi yaptığınızda da bunun üstüne sayıların üzerine ekstra yorum yapmadan bu sayıların şirketi yönetmesini sağlayacak iş disiplinini kurgulamak. Bunlar şirketin değişiminde en önemli unsurlar. Dediğim gibi bütün bu stratejide büyümede ve çalışanın motivasyonunda sonra da elde edilen neticelerde konulmuş olan kalite kongresi olduğuna göre onu da vurgulamak da lazım. Hedeflerde bizim global başka bir şirketten bir kere en azından algı olarak geride başladığımızı önce kabul etmek lazım. Yani 10 yıl evvel Made in Turkey yazılı bir aracı, otomobili, ticari vasıtayı ihraç ettiğinizde onun algısını aynı arabayı aynı kalitede Made in Germany olarak ihraç edene göre dezavantajlı olduğunuzu bunu bir kere yazacaksınız. Bu yüzden de biz tüm metriklerimizi %30 oranında arttırdık. Dedik ki eğer benchmark 100 gösteriyorsa biz %30 yapmamız lazım. Aradaki 30 puan fark bizim Made in Turkey imajını yükseltene kadar koymamız gereken artı fazlalık olmadı. Bütün metriklerimizde gerek kalite göstergelerinde, gerek müşteri memnuniyetinde, gerek diğer içte %30 fazla kendimize hedef koyarak bir yerde ürettiğimiz ürünlerin Türk malı olmasından dolayı dezavantaj sağlamamasını sağladık. Bu geçen 10 yıl otomotifte Türk malının, Türkiye'de üretilen malın kaliteli mal olduğu algısını en azından bizim Ford dünyası içerisinde sundu. Bugün hatta önce Nisan Hanım'a takılacaktım. Siz sunuş yapmışsınız. Biz de arabayı sunmak için arabayı koyduk dışarı diye. Bu New York taksiden bahsedeceğim. Şimdi bu ürünü gittiğinizde New York'ta bu taksiye bindiğinizde kullanan şoför bunun Türk malı olduğunu biliyor. Bir kere en güzeli o. Bu aracın Türk malı olduğunu biliyor. Memnuniyeti veya memnuniyetsizliği Türk malına da bir yerde yüceltecek veya aşağı çekecek. Ama bugün biz bütün göstergeleriyle biliyoruz ki gerek Avrupa'da gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın aracı seçilmiş olan ve kalite gösterge metrikleri de bunu destekleyen bu ürün Türkiye'nin Türk malının imajını bir yerde ekonominin başkenti olan New York'ta ve New York'a gelen insanların şöyle bir tahayyül edin. Yani dünyadaki bütün servet sahiplerinden yatırımcılara kadar, bankacılardan her türlü dünyanın yönetiminde sahip olan insanlara kadar bunların vitrini New York. Yoksa New York'a 200 araba ihraç etmişsiniz, 1200 araba ihraç etmişsiniz. Bunlar ikincil konular. Orada vitrinde bulunmak tabii ki sayısal olarak da faydası var. Onu yatsımıyorum. Ama bu bir yerde bizim Türk malını önce Made in Turkey demeden evvel bunun kalitesini %30 arttırma stratejimizin ne kadar doğru bir strateji olduğunu da belirtiyor. Daha birçok detaylar var, evet. Ama onları da soru cevaplara bırakalım isterseniz. Tabii ona da hemen geçelim. Bir şey sormama müsaade eder misiniz? Yani bir yandan da tabii bu yılki kalite kongresinin ana teması fark yaratmak. Yani değişimi yönetmek tarafını konuştuk ama şimdi Ar-Ge ve tasarımın fark yaratma konusunda ki sizin sektörünüzde özellikle çok ilintili, önemli bir araç olduğunu biliyoruz. Bunun ötesinde sizin şu
şu sıralarda belki buradaki dinleyicilerimize de biraz haber niteliği de taşıyacak şekilde verebileceğimiz yeni farklılaştırma yöntemleriniz var mı? Yeni farklılaşmış ürünler, projeler var mı, geliyor mu? Onu sormak istiyorum. Sonra hemen sorulara geçelim. Genelinde projelerden bahsedeyim sorduğunuz gibi. Ancak Ar-Ge ilintisi çok doğru bir ilinti. Yani fark yaratmakta. Çünkü bugün tartışılan biliyorsunuz Türkiye'deki otomotiv sektörünün işte yok montajcı diyor. Bu arada sektör montajcı falan değil. Bu tamamen yanlış algı. Bu 25 senelik bir algı. Son 10 senedir sektör motorundan şeyine her şeyi yapıyor. Sadece ekonomik olmak koşuluyla. Tabii ki Türkiye'de yaptığınızda eğer dışarıdan satın aldığınıza göre nakliye lojistik, dışarıdakinin nakliye lojistik dezavantajına rağmen toplam maliyette hala negatif çıkıyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Ama bugün işte bütün ürünlerimizde işte kargoda, hatta bu Convex fuarındaki konuşmamda da şey yaptım. Fuarda bizim bulunan toplam 4 tane ürünümüz vardı. Kamyon, kendisi, dizaynı, motoru dahil her şeyi yerli Türkiye'de üretilmiş ve 65 ülke dediğinizde kargonun ihraç edildiği ülke sayısı. 3.65 ülke. Dönüyoruz transit. Transit bugün yeni motoruyla lanse ettiğimiz ki bizim 42 yıldır ürettiğimiz bir ürün, Türkiye'de ürettiğimiz ürün. Yine motoru yerli. Hatta Durotork motorunun gelişmesinde de temel unsurları Gebze Ar-Ge merkezinden yapılmış ve bundan sonraki gelişmenin de tamamı Gebze Ar-Ge merkezinde alınmış bir ürün ve Avrupa'nın en çok satan ticari vasıtası. Yani bu bahsettiğimiz sadece Türk pazarının modelinden bahsetmiyoruz. Bu Ar-Ge'si yapılan ürün tamamı satılan bir ürün. Transit Connect fikri dahil yani böyle bir sınıf araca ihtiyaç var fikri dahil. Türkiye'den çıkmış ve birbirine çok yakın zamanlarda iki markanın biri Transit Connect olmak üzere piyasaya sunduğu ve Avrupa'daki bu boşluğu doldurduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel boşluğu da bu dışarıda gördüğünüz sıkıştırılmış doğal gazlı ürünle fark edip kapatmış bir ürün. Şimdi tekrar bunu çevirip de New York'a getirirsek bu değişimi de görmek gerekiyor. Birkaç sayı vereyim. New York'taki eğer bütün taksiler Transit Connect'le değişecek olursa bunlar doğalgazlı sıkıştırılmış doğalgazlı araçlar şehrin emisyonu yarı yarıya düşüyor. Yani şu anki mevcut trafikten doğan emisyonu yarı yarıya düşüyor. Şehrin trafiği de ebat boy ve aracın dış volümü, iç volümünün yüksekliği ama basma alanının küçüklüğü nedeniyle %17 trafik rahatlıyor. Şimdi bu boşlukları görüp bunları dolduracak ürünler yaptığınızda farkı yaratabiliyorsunuz. Peki yeni proje konusunda bir ipucu vermediniz ama. Yeni projelerimiz konusunda yine bundan sonraki projelerimiz de biliyorsunuz 1 milyar dolar üzerinde bir yatırım ilan ettik. Evet. Mevcut transit serisinin yeni nesillerini ve bunun üzerine de bir hafif ticari vasıta diye. Bunun yanı sıra da şu anda ağır ticari vasıtada yani kamyon ve çekici de global bir stratejiyle bu ürünü de lokalliğin ötesinde globalliğe taşıyacak ve ciddi pazar paylarıyla dünya piyasalarına getirecek ürün gamı tamamlaması ve motor beygir gücü çeşitlemesi üzerinde çalışıyoruz. Yenilerde bunlar. Ben sizin mühendis olduğunu biliyorum, olduğunuzu biliyorum ama aynı zamanda bir diplomatsınız da proje konusunda ipucu vermemekte gayet başarılı bir şekilde yönettiniz. Bu da bir değişim yönetimine dahil bir konu olsa gerek. Çok teşekkür ederim. Tamamen latife ediyorum. Hemen salona dönmek istiyorum. Sayın panelistlerimize soru sormak isteyenler, arkadan bir el kalktı, mikrofonumuz hazırsa kendinizi tanıtırsanız ve sorunuzu kısa sorarsanız vaktimiz sınırlı. Tamam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Sormak istiyorum.
Bu şimdi bugünkü konuşmamız fark yaratmak, değişim, herhangi bir bunlar üzerine durduk ama şirkette çalışmış çalışan 30 yıldan ya da 20 yıldan üstü olan çalışanlar var. Peki bu değişim yaptığımız zaman bu çalışanlara da aynı zamanda zorluk olmuyor ve şirketin dinamiklerine zarar vermiş olmuyor muyuz aynı zamanda? Bu soruyu özellikle panelistlerimizden hangisine yönelttiğinizi öğrenebilir miyim? Ben daha doğrusu sanayi konusunda Ford Otosan müdürüne. Nuri Bey'e. Çalışanla bir daha tekrar edersek çünkü yani mikrofonu oynayınca ses gidip geliyor. Çalışan tecrübeleşmiş insanlar var ve değişim yaptığınız zaman sonuç olarak bu insanlar da bu değişimden ne kadar fayda ve ne kadar zarar görüyorlar? Hani zor bir süreç olmuyor mu açıkçası? Şöyle şimdi değişimde biz değişimi yönetirken insanları değiştirmenin bireysel olarak her çalışanın kendini geliştirerek değiştirmesi konmuş olarak olan yeni hedeflere göre uygun olarak kalibre bir şekilde hedeflerini alması, bütün bunu yaparken de mevcut çalışanlarımızı elimizde tutup üzerine gelecek yeni büyümede ise şirketin ihtiyacı olan ek becerileri o yeni gelenlerle kurgulamak üzerine. Unutmayalım, şirket 10 katı büyürken toplam çalışan sayısı da 4 katı büyüdü. Yani 2500'lerden veya 2000 az küsürlerden şirketin bugün 10 bine yaklaşan bir nüfusu var. Bu çalışanların kalitesi de açtı. Bir örnekle yapayım. Biz mesela Kocaeli fabrikasını kurarken çalışanların tamamının endüstri meslek lisesi mezunu olmasını hedefledik. Ama birinci hedefimiz de lise mezunu olmaktı. Hatta 5 yıl içinde bu da çalışan, ben bu lafı attığımda bir açık kapı toplantısında 5 yıl içinde burada lise mezunu olmayan kalmayacak dediğimde millet panik oldu. Birkaç yüz kişi herhalde lise mezunu değil diye çıkaracak. Hayır, biz o arkadaşlara eğitim desteği vererek onların dışarıdan okul bitirip lise mezunu olmalarını sağladık. Zaten Kocaeli Fabrikası'nın kuruluşunda İstanbul'dan oraya gelmeyi kabul eden son derece değerli işte ustabaşılar, saat ücretli, çok önemli becerileri olan, hasbelkadar okumamış arkadaşlar vardı. Bunların da dışarıdan okumasını destekledik. Ya şu anda yok mu? Var. Ama siz hedefi %100 diye koyacaksınız. Şimdi hala belki %1 oranında lise mezunu olmayan var. Onu da zaman içinde sindireceksiniz. Önemli olan hedefi koymaktır. O hedefe de, değişime de insanları yönlendirmektir. Türkiye'deki insanların en büyük özelliği şeffaf bir yönetim tarzıyla hedeflerinizi koyduğunuzda ve bunu da hakkaniyetli olarak uyguladığınızda Türkiye'deki çalışma potansiyelinin son derece bugünün çok daha üzerinde kaliteli iş çıkarması, ürün çıkarması mümkün. Önemli olan sizin bu stratejinizin kabul görmesi için doğru iletişimi kurgulamanız lazım. Nisan Hanım da çok detaylı anlattı. Bu iletişimde de kimsenin bu işten yaralanmayacağını, bilhassa büyümeden faydalanacağını görmesi lazım. Nitekim de şirket 4 katı büyüyünce bir şirket ne kadar büyüyorsa o kadar fazla kariyer olanağı var demektir. Bu çok doğal. Çünkü 4 katı şef var, 4 katı müdür var, 4 katı üst düzey yönetici var. Dolayısıyla çalışanın da sayısı artıyor. İşte ustabaşı sayısı da 4 katına artıyor. Her şey 4'e katlanırken insanların yükselme olanağı da artmayan bir şirkete göre daha yüksek. Bunu doğru anlattığınızda, doğru ilettiğinizde algıyı da hatta sizden evvel sizi çeken, alttan sizi iten bir güç elde ediyorsunuz. Bu Kocaeli'nin başarısında fikirlerin alttan gelmesi, yani yukarıdan söylenip aşağıdan yapılan değil, yukarıdan sorulup aşağıdan fikir önerilere gelip ondan sonra onların en makulu değerlendirip seçilen bir öneri sistemi yapısı da vardır. Yine sayısal olsun diye söyleyeyim. İlk yıl 12 bin tane öneri geldi. Tabii ki doyumla birlikte bu ama ortalama 4500 öneriye gitti.
İlk 10 bin geldiği zaman çalışan sayısı 4 bindi. Her yıl adam başı 2 öneri. Bu yıllık çünkü, olarak mı söylüyorsunuz? Tabii yıllık 4500. Olarak. Evet, hepsi bunların da tasarruf getiren de önemlilerdi. Yine ilk yılların rakamlarını söyleyeyim. İlk yıllarda ortalama 20-25 milyon dolar tasarruf getirildi sadece bu çalışan önerileriyle. Bunlar bizim tabirimizle ancak card savings'e yani o yıl içinde gerçekleşirse de sayılıyor. Bu öneri sisteminden de arkadaşlar prim aldılar. Peki çok teşekkürler. Hemen Sayın Müjdat Geçici'ye verelim mikrofonu. 33 saniye içinde hemen geldi mikrofon. Benim sorum saygıdeğer hocam olacak. Efendim satır başında farkı yaratmakla ilgili yönetimin, birleşimin yönetimdeki değişimin birlikteki yönetimi diye geldik. Koskoca iki tane kurum ve bunların birleşimini çok iyi anlattınız. Ama ağırlıklı olarak nedense insan kaynakları üzerinde odaklaştınız. Sorum şu, siz insan kaynaklarcı olduğunuz için mi burada odaklaştınız? Yoksa diğer konular insan kaynaklarına göre o kadar kolay halledildi ki onlardan bahsetmeye de gerek yoktu diye mi algılamak lazım diye soruyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Müjdat Bey yakalamış gerçekten. Buyurun. Teşekkür ederim. Aslında sunumun içinde vardı Müjdat Bey ama ben zamanın kısıtlı olması bile Nuri Bey'in zamanını almamak adına çok ayrıntıya girmedim sunumda. Belki fark etmişsinizdir, müşteri deneyiminde mükemmellik diye çok önemli bir proje vardı orada. Çok farklılık yarattığımız çalışmalardan biri de bu. Burada bir kere bu birleşmenin en önemli şeyi tabii ki çalışanlarımız çok önemli. Ama bizde de müşteri tabii ki merkezindeydi bu birleşmenin. O nedenle de biz birleşme şeyini D1 ve D1 Plus diye hatta iki ayrı şeyle yaptık. Gerçek hukuki birleşmemiz Şubat'ta olmasına rağmen esas lansmanı Mart'ta yaptık. Bunun nedeni müşterilerimiz için altyapıyı en etkin şekilde hazırlamak, bununla ilgili bütün çalışmaları yapabilmekti. Ve hakikaten bu anlamda minimum müşteri şikayeti alarak bu geçişi yaptık. Müşteri deneyiminde mükemmellik projesi de bankanın genelinde inovasyon yönetimi kadar, bizde de çok etkin bir inovasyon yönetimi var ve fikirler alttan geliyor. Bu arkadaşlarımız ödüllendiriyor ve bugün birçok TEB'in ürettiği ürün ve hizmetler, örneğin molalı kredi bir güvenlik görevlimizin fikridir. Bunun gibi şeylerimiz çok fazla. Şimdi benzer şekilde müşteri deneyiminde mükemmellik projesini bu inovasyon projesiyle de birleştirerek yine çok farklı fikirleri ve çalışanlarımızdan kaynaklanan yaratıcı fikirleri müşterilerimizi en etkin, en mükemmel şekilde ne şekilde yönetebiliriz diye onların önerileriyle yapılandırıyoruz. Ve bu projede bütün çalışanlarımız, başta en üst düzey yönetimden başlayarak bütün orta kademeye kadar bütün yöneticilerimiz özel grup çalışmaları yaptılar. Bununla ilgili bir stratejimiz var. Bununla ilgili ilkelerimiz, esaslarımız var. Burada yaratmak istediğimiz şey bizim için sadece müşteriye dokunan en son noktadaki sahadaki arkadaşlarımız değil, aynı zamanda iç müşteri memnuniyeti üzerine de kurulu bir sistemimiz var. Herkes kendi içine dönerekten ve her grup hem dışarıdaki müşterilerimiz hem içerideki müşterilerimiz tarafından değerlendirilerek hangi alanlarda güçlü yanlarımız var, hangi alanlarda gelişmeye açık alanlarımız var, bunlar ayrı ayrı belirleniyor ve bunlarla ilgili çok büyük projeler götürülüyor şu anda TEB'in içinde. Ve bütün birleşme süreci, bütün çalışmalar müşterilerimize bu birleşmede minimum hasar yaratabilmek, onlara bu değişimde hissettirmemek, bununla ilgili de bütün altyapı çalışmalarını bunun için yaptık. Öyle ki bilgi sistemlerindeki arkadaşlarımız dediler ki biz sizin iç taleplerinize cevap vermeyeceğiz bu dönemde. Tamamen müşterimizi en rahat, en mükemmel şekilde geçirecek olan IT sistemlerini, bilgi sistemlerini geliştirmeye odaklanacağız. Bu neyi getirdi? Bütün banka çalışanlarının
son derece özverili bir şekilde bilgi sistemlerine destek vermesini getirdi. Yani biz gerekirse manuel yaptık birçok çalışmamızı. Yeter ki bilgi sistemlerindeki arkadaşlarımıza gereksiz bir yük getirmemek ve onların müşterilerimize en etkin şekilde bu altyapıyı kurabilmesi için. Bunun dışında yine orada mesela satış etkinliği projeleri, kültür projeleri, bunların hepsi müşterilerimize dönük olarak yapılan projeler. Yani müşterilerimize daha iyi hizmeti en etkin, en iyi şekilde nasıl yapabiliriz? Mesela kardeş şube uygulamaları yaptık. Yani sistem çünkü TEB'in bilgi sistemleriydi. Exportist'te arkadaşlarımızı bunu yetiştirebilmek adına çok ayrıntılı eğitimler verildi. Bunun dışında da bir şubedeki arkadaşlarımız tamamen diğer şubedeki arkadaşlarımızın yanına giderek ya da yer değiştirerek birlikte birbirlerini ağırladılar, birbirlerine destek oldular müşterilerimize en etkin hizmeti verebilmek adına. Yani bir kurumun müşterisine odaklanmadan başarılı olması söz konusu değil. Ama çalışanını mutlu etmeyen bir kurumda müşterisini mutlu edemiyor. Onun için biz burada her ikisini birlikte götürmek üzere bu planı yaptık. Tabii benim de biraz da insan kaynakları ve iletişim kökenli olmam nedeniyle ben de sunumda oradaki rakamsal bilgileri daha fazla verdim. Ama iş gruplarından arkadaşlarım olsa onlar da diğer tarafı verdi. Yalnız müşteri deneyiminde mükemmellik projesi bana bağlıdır. Benim fikir olarak, yeni bir fikir olarak şey yaptığım projedir. Murat Öke önünüzde bu projenin koordinatörüdür. Aynı zamanda müşteri şikayetleriyle ilgili müşteri iletişim ekibi de bana bağlıdır. Orada da yaptığımız şöyle bir şey var. Belki bir yenilik olarak onu yani çok etkin kullanıyoruz, onu çok paylaşayım. Çok kısaca ifade edersin. Sosyal ağlarda TEB'in hem bir takım MyTEB gibi accountları var, hesapları var Twitter'da, Facebook'ta. Bunun dışında bloğu olan ilk bankayız bu anlamda. Ne yapıyoruz? Burada müşterilerimizden gelen şikayetleri bu kanallardan da alıyoruz. Ya da herhangi bir şekilde sosyal ağların herhangi bir yerinde bizimle ilgili bir şikayet olduğunda bizim müşteri iletişim departmanındaki arkadaşlarımız eğer doğru koordinatları veriyorlarsa biliyorsunuz bazen kendi koordinatlarıyla şey yapmıyorlar. Anında o müşterilerimize ulaşıyoruz ve anında oradaki şikayetlerini gidermek üzere çalışıyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Efendim sorular var ama bize verilen zaman doldu. Tek bir soru alayım. Müsaadenizle bugünlük bu kadar olsun. Şuradan beyefendi çok ısrarla el kaldırıyor ama çok kısaca rica edeceğim. Lütfen. Ankara'dan Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden katılımcı olarak buradayız. Tabii hep değişimden bahsedildi. Biz bir bakma kamu kuruluşları da var. Acaba değişime karar vermenin sinyalleri olan veriler nelerdir? Kısaca anlatabilir misiniz? Değişmeniz gerektiğini nereden anladınız? Ya önemli ölçüde konuşuldu ama belki çok en önemlilerini bir iki tanesini. Birkaç tane. Hemen. Değişimin sinyalleri buyurun. Nelerdir? Şimdi baştan da dedik ki ölçülebilirler. Eğer siz ölçülebilir göstergelerinizde peş peşe gelen yıllarda artık bir büyüme veya gelişme görmüyorsanız evet. Bu artık plato demektir. Dolayısıyla siz eğer bir değişim planlamazsanız sonrasında bu aşağı doğru gidecektir. Ondan sonra da işte 40 yıllık kartalın 70 yıl yaşamak yerine 40. yılda ölmesiyle karşılaşacaksınızdır. Ana gösterge bu. Baştan beri diğer unsurları saydığımız için öyle dedim ama temel sürekli ve sürdürebilir gelişimi takip edemiyorsanız grafiklerinizde istisna yıllar olabilir ama peş peşe bu gelmiyorsa o zaman değişimin zamanı gelmiştir. Benim de aldığım en önemli mesajlardan birisi oydu. Hocam eklemek gereken bir şey var mı? Belki bir cümle, tabii iki cümle. Tabii burada değişimin tipine bağlı. Yani değişimi yaratan nedeni ayrı bir şekilde bakmak lazım. Bazen değişimler sizin dışınızda geliyor bizde olduğu gibi. Hani sonuçta ortaklarımızın üst düzeyde dışarıda tamamen ülke dışında olan bir kararının yansıması. Ancak tabii bir kere ileriyi öngörebilmek lazım.
Yani o içinde bulunduğunuz pazar nereye gidiyor? Bunun sonucunda karşılaşacağınız şeyler ne? Bunu göremeyen kurumların ayakta kalması mümkün değil. Onu görebilmek için de iyi bir analiz, iyi bir inceleme ve daima gözlerini açıp çevresindeki bir dünyadaki rekabeti iyi takip edebiliyor olmalı. Uzun bakış kaslarını geliştirmek evet, lazım evet. Değil mi? Antrenmanlı olmak evet. Lazım. Efendim sorularınız var biliyorum. Konuşulacak da pek çok konu var ama zamanımızı hayli aştık. Ben her iki konuşmacımıza da çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Çok teşekkürler efendim. Teşekkürler. Çok memnun oldum Nuri Bey. Hakan Bey teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.